Herkese merhaba. Bugün size bu ahşap plakalarla çanta yapımından bahsedeceğim. Bu çantalarda en çok rahatsız olduğumuz şey çanta yaparken şu kısımların içe doğru batık şekilde olması. Yani küçük olması. Ebatının içinin de genişliğini daraltması aslında. Bir tanesini yaptım. Gayet de büyük. Hatta ikisinin arasındaki farkı da bariz gözüküyor. Bu gayet büyük olacak bittiği zaman. Şimdi diğer parçada da nasıl yaptığımı size göstereceğim. Ahşap plakaların delikleri biraz küçük. O yüzden 5 milimetrelik bir tane tığ kullanıyorum başlangıçta. Daha sonra örerken 7 ya da 8 milimetrelik tığ kullanacağım. Peyni ipimin rengi gerçekten çok uyumlu oldu bu ahşap plakaya. Bayıldım. Bir de hazır bir askı kullanacağım. Daha da kaliteli gösterecek. Başlarken ipimi arka tarafta hazırlıyorum. Alt kısmından başlamayı tercih ediyorum genelde. Ortayı seçtim. İçinden ipi çıkarıyorum. Ve buraya sabitleyeceğim. Bir tane sık iğne yapacağım. Tığıma doladım, içinden çektim ve sıkıştırıyorum. Bir tane daha boşlukta sık iğne yapacağım. Bu da aradaki boşluğu büyütmemi sağlayacak. Tekrar batırdım. Bu arkadaki ipi de saklamak için sürekli elimle bu kısımda taşıyacağım. Bu şekilde. İpime doladım, çektim yukarı. İkisinden aynı anda çektim. Tekrar sık iğne yapıyorum. Ve bir sonraki deliğe geçiyorum. Delikten batırdım. İpime dolayıp yukarı çektim. İki tane ip var tığımda. İçinden çekerek sıktım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu işlemi bu kısma kadar yapacağım. Bir tane daha göstereyim. Diğerlerini de hızlı bir şekilde yapacağım. En son bir tane sık iğne yapmıştık. Alanı genişletmek için. Deliğe batırdım. Arkadaki ipi öne çektim. Tığa dolayıp çıkardım. Ve boşlukta bir tane daha sık iğne yaptım. Bu işlemin sona geldiğimde birleştirme kısmını size göstereceğim. Son kısma geldim. Son zincirimi çektim. Burayı da tamamlıyorum. Ve burada bir tane daha zincir çekiyorum. Birleştirmek için de bu kısma, ikisine birlikte değil, arka tarafta kalan kısma batıyorum. Ve içinden çekiyorum tığıma tekrar ip dolamadan. Bir kez daha göstereceğim. En son zincir çekmiştim. Bu kısma battım. İçinden çektim, çıkardım. Normalde zincir için sık iğne için buradan geçiriyorduk. Buna gerek yok. Birleştirme yapıp kapatıyoruz. Burada şimdi artık uygulayacağım teknik trabzan. İkili trabzan. O yüzden ben 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Trabzan yapımını da hemen gösteriyorum. 3 tane zincir çektim. Tığıma ip doladım. Başladığım noktaya tekrar batıyorum. İçinden çekiyorum. Şu an tığımda 3 tane ip var. İpi aldım. İlk 2 tanesinden çıkardım. Bu sefer 2 tane kaldı. Bir kere daha doladım. İkisinden aynı anda çıkardım. Ve trabzanım tamam. Bir kez daha gösteriyorum. Tığıma doladım. Bir sonrakine geçtim. Sadece arka kısma batıyorum. İçinden çektim. Şu an 3 tane ip var. İkisini aynı anda çıkardım. İkisini aynı anda çıkardım.
İkili trabzan dememizin sebebi de bu. İki aşamada çıkarıyoruz burada. Birkaç tane daha yapacağım yavaş bir şekilde. Daha sonra bu arkada hiç atlamadan bütün gördüğümüz örgülerin arka kısmına batarak son kısma kadar geleceğim. Tığımı değiştirmeyi unutmuş. Niye zorlanıyorum diyorum. 7 mm ideal olacak sizin için. Benim elimde şu an 8 vardı. İkisi ve ikisi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son kısma geldim. En son burada yaptığımız zincire de tekrar trabzan yapıyorum. Bitiriyorum. Ve yine birleştirme yapacağız. Buradaki noktaya batıyorum. Çekiyorum. Bunun da içinden çekip birleştirmemi tamamlıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu kısma geldiğinizde çok fazla büyüttüm diye düşünmeyin. Birazdan bunu toparlayacağız. Nasıl toparlayacağımızı da hemen gösteriyorum. 3 tane yaptık. Yine tığın başına doladım. Bu aralardaki yaptığım trabzanların içinden çekiyoruz. İpi yine 3 oldu. Yine trabzanı yapıyoruz. Bu önden. İkincisini hemen yanındakinin arkasından ipi çekiyoruz. Anlatırken biraz zorlanıyorum ama yaparken de zor. Yine ikili trabzan. Birkaç kez daha yavaş göstereceğim. Şurasının ipi kalınmış. Tığın başına doladım. Üçüncü trabzanımın, bir, iki, üçüncü trabzanımın önden içinden çekiyorum. İpi çekip trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Dördüncünün tığın başından ayrılmasını tabii ki burada. Daha böyle mi göstersem. Şuradan çektim ve trabzan yaptım. Bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan. Bütün hepsini yaptığımızda otomatik buraya doğru yuvarlandığını fark edeceksiniz zaten. İki tane daha göstereyim. Tığın başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın ön kısmından ipimi çektim. Ve ikili trabzanımı yaptım. Önde kolay da arkada biraz zorluyor. Tığım da biraz kalın. Az önce 7 mm sizin için uygundur dedim ama bu ipin kalınlığına göre kesinlikle değişiyor. İpinizi alırken mutlaka oradan yardım isteyin. Tığınızı ölçsün, hatta deney edebilirsiniz orada. Tığın başına doladım. Arkadan ipi çektim. Arkada kalıyor. Ve ikili trabzan. Bu kısmı da bitirdikten sonra tek bir sıra kalıyor. O da tam son nokta oluyor gerçekten. Burada son kısımda yapacağım şey tamamen yuvarlak yapıyor ama hiç de içini küçültmüyor. Şu kısma geldiğimizde göstereceğim size. Bu sıranın da son kısmına geldik. Bir tane arkada kaldı. Bunu da yapıp birleştirme yapacağız. En başta yaptığımız o 3 tane zincirin tepesine batıp içinden çekerek birleştiriyoruz. Kaydırma işlemi yapıyoruz yani. Şimdi geldik son sıraya. Hala bu gayet böyle açık duruyor. Bu
Bunu sıkılaştırmak için bir sıra kaydırma işlemi yapacağız. Buradaki birleştirme işleminin aynısını yapacağız aslında. Normalde hemen yanındakine başlamamız gerekiyor ama bir sıra atlayıp hemen bu ortadaki basıyorum, içinden çekiyorum ve olabildiğince sıkıyorum. Bunu atlıyorum bir yanındaki boşluğa. Aslında hep aralarda kalan, yani arkada yaptığımız trabzan boşluklarına batacağız. Battım, içinden çektim, sık iğne yapmadım. Direkt içinden çektim, sıkıştırdım. Bir tane atladım, bir sonraki sıktım. Atladım, sıktım. Bu bitirme sıramız olacak. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Son kısımdaki kaydırma işlemi de tamamladım. İpimi biraz uzun kesiyorum. Buradan tığımı da çıkardım. Tığımı ters taraftan batacağım. İçine geçirip içeriye doğru çekip burada kalan ipi de bunun içinden geçireceğim. Ve çantamın bu aşamasını bitirmiş oldum. İkisini birleştireceğim ve astarlar için birazdan birlikte olacağız. Şimdi geldik birleştirme kısmına. İkisini üst üste koyuyoruz. Ben ikisinde de parça bırakıyorum. Biriyle bu tarafa doğru örgümü birleştiriyorum, çantamı birleştiriyorum. Diğeriyle de bu tarafa doğru. Böyle plastik bir iğne kullanıyorum. Ve birleştirmeye başlıyoruz. Birleştirme yaparken bir sağdan şöyle göstereyim. Şu dış kısımdan bir de diğer çantadan dış kısımdan kalın ip almıyorum. Bir alttaki parçadan bir üstteki parçadan. Eşit olacak şekilde istediğim yere kadar bu şekilde yapacağım. Sonra diğer ipimle de bu tarafa doğru gideceğim. Aynı işlemi yine bu tarafta da yapacağım. Bir üsttekinden, bir alttakinden. Aynı işlemi de buraya yapıp astar hazırlığına geçebiliriz. Çantamızın astarı için ben hazırladım. Ölçülerini nasıl aldığımı hemen size göstereceğim. Çantayı biraz zorlayacağız. Öncelikle bu yuvarlak kısma gelecek parçayı daha bu haldeyken kumaşa sıfır, hiç pay vermeden kesiyorum. Çünkü buraya tam oturmasını istiyorum. Orta parçasını bu şekilde kesiyorum. Diğerlerini de ölçüsünü hemen üzerinden göstereceğim. İçinden ölçüyü alıyoruz. Dışarıdan alırsak pay vermeden kullanmanızı tavsiye ederim.
tam ahşap kısmından buraya kadar olan ölçü 6 cm. 1 cm sağına 1 cm soluna pay verecek şekilde 8 cm'lik kumaş keseceğiz. Ne kadar uzunlukta keseceğiz ona da bakıyoruz. Tam burada başlangıç noktasından içinden mezurayı yürüterek ...32 cm, birer santim bir başına, bir santim diğer başına, 34 cm uzunlukta iki tane parçamızı kestik. Yine 34 cm, 35 hatta fermuarımızı da kesiyoruz. Son parçamızda ilk önce içindeki genişliği ölçtüğümüzde 12 cm, yanlardan pay verince 14 cm. Son kısmında buradan ölçtüğümüzde 24 cm çıkıyor. Pay verince 26 cm. Bu parçamızda, alt tarafa gelecek parçamızda 24'e 12 payları da verince 26'ya 14 cm'lik bir parçamız oldu. Bunları fermuara nasıl dikeceğimizi hemen size göstereyim. Dikiş makinesi bu kısım biraz zor olabilir. Ama elle de dikiş gayet güzel olabilir. Birleştirme kısmını zaten elle yapacağız. Fermuarda bu aparatın üstte kalacağı için çantanın ters çeviriyoruz. İç görüntüsü burası olacak. Yani temiz görüntüsü fermuarın tersi olacak. O yüzden de bu kumaşı bu şekilde koyduğumda buradan dikiş yapacağım. Diğer parçayı da bunu yaptıktan sonra, yani fermuarın tersine kumaşın yüzünü denk getirip dikişimi yapacağım. Bu kısımdan sonra diğer parçayı birleştireceğim ve tekrar size göstereceğim. Ters tarafından dikişi yaptım. Çevirdiğimiz zaman aparat kısmı altta kalıyor. Bizim temiz görüntümüz üstte kalıyor. Şimdi diğer parçayı da yüz yüze gelecek şekilde kenarlarından, buralardan birleştireceğiz. Ve orta parçaları birleştirmeye geçeceğiz. Bu kısmı birleştikten sonra tekrar göstereceğim. Bu kısımları da birleştirdim. Şimdi bir tek birbirinin yüz kısmı gelecek şekilde oval olana eşitleyeceğiz. Ben bol bol iğneliyorum. Şimdilik size göstereceğim. Her iki kısmı da aynı şeyi uygulayacağım. Zaten yuvarlak olduğu için başlangıç noktası önemli değil. Bu şekilde her yerini eşitleyip dikiş makinesinde dikeceğim. Ve çantaya elimle dikiş yapacağım. Astarımızı tamamladık. Son olarak da içine yerleştiriyoruz. Hatta buralardan ilk önce silikon tabancasıyla yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde yerleştirip daha sonra elle dikiş yapacağım. Üstüne yerleştireyim. Daha sonra bitmiş halini size göstereceğim.